Selam Rabbimize, övgüler olsun. İşten bilen her şeyden haberdardır. Evet, onun lütfu arzında tefekkür ediyorum. Tabii ki güzel nimetlerinden faydalanıyorum. Şuradaki ayaklarda hamdolsun. Çok güzel bir imkan bahsediyor. Arınıyoruz, duruluyoruz. Rabbimizi yüceltiyoruz. Namazımızı da yönelişimizi de gerçekleştirdik. Her şeyi bilen, her şeyi işten Allah'a övgüler olsun. Gerçekten arınmak, durulanmak, düşünmek, tartmak, yanlışlarını geride bırakmak için istekte bulunmak ve bu konuda var gücüyle çalışmak, doğrularını arttırmak için istekte bulunmak ve o var gücüyle onları başarmak için çalışmak gerçekten bir karakter gerektirir. Bunu hayırda büyük payı sahip olanlardan başkası tabii ki yapamaz, gerçekleştiremez. Rabbimiz üzerimize tanıktır. Göklerin ve yerin nurudur, iştendir, bilendir. Nurumuzu kaybetmekten ona sığınalım. Bunun için ondan çok bağışlanma dileyelim, çok yüceltelim ve gerçekten belli olduğu yerde doğruyu takip edelim. Bazı konular neden işte tekrar tekrar işliyorsun diyebilir kimileri. Bir evin tamamlanması için nasıl tuğlalar üste biniyorsa, işte niye bir tuğlanın üstüne bir tuğla daha koydun, niye 20 tane daha koydun, niye 30 tane daha koydun demiyorsan tamamlanana kadar, bu dinin en yani nurun, sen şeytan, bizim baş düşmanımız şeytanla mücadele edip en büyük kazancı kendimize ulaştırmak için bazı temel işte yapı taşları, o şeyler, onların her biri bir tuğladır. Tekrar tekrar farklı şekillerde, pencerelerden o konuşulması çok 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 faydadır inşallah. Bunun için Rabbimizden bağışlanma isteyelim. Şeytanla mücadele edelim. Namazlarımızı en güzel şekilde teslimiyetle kılalım. Allah da onlarla beraberdir. İsa Mesih, haydi Allah'a koşsun. Cehaleti yerle bir edelim. Bismillah.